Hepinize selam, ben Aydın. Bu videomda yayıncılığa başlamak isteyen arkadaşımın fiyat performans odaklı bilgisayarını beraber yenileyeceğiz. Kendisini kullanmış olduğu sistem nispeten güncel sayısa da kullandığı kasa, fanlar gibi çevre bileşenler eski olduğu için sıcaklıktan dolayı çok fazla performans kaybı oluyordu. Biz de bu sıcaklıktan dolayı oluşan performans kaybını elimizden geldiğince gidermeye çalıştık. Tabii ki fiyat performans indeksini mümkün olduğunca bozmadan. Şuradan ulaşabileceğiniz önceki videomda parça ve kablo bağlantılarını çok sık sorduğunuz için bu videomda da bağlantılarını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu sayede siz de bilgisayarınızı toplayabilmek için aklınızdaki soruları bir nebze de olsa yanıtlamış olacaksınız. Parçalar ise arkadaşım kendisi seçti ve İstanbul'da hizmet veren bir teknoloji mağazasından online olarak sipariş verdi. Fakat bazı parçalar internette yazıldığı özelliklere sahip değildi. Bu da bizi bayağı uğraştırsa da sonunda bilgisayarı toplayabildik. Evet, parçaları toplamaya başlayalım. Madem sıcaklıktan dolayı şikayet ediyoruz, bunun için fiyat performans indeksini bozmayacak bir şekilde sıvı soğutma kullanacağız. Kullanacağımız sıvı soğutmada Cooler Master'ın Master Liquid 240R RGB modeli. Sıcaklık değerlerinde 20 derece fark ettiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Önceden Intel'in stok işlemcisini kullandığımızı da unutmayın. Hızlıca kutu içeriğinden bahsetmem gerekirse, radyatör ve pompanın kendisi, 2 adet 120 mm fan, çeşitli ara bağlantılar, bunun haricinde bir adet kontrolcü yer alıyor. Bu kontrolcünün ise fanlar için herhangi bir güç çıkışı bulunmuyor. Kasanın da hava alacak ve fiyat performansı uyacak bir yapıda olması gerektiği için Powerboost'un J09B modelini tercih ettik. Açıkçası günün sonunda çok önerebileceğim bir kasa değil. Bu kasanın ön tarafında cam bir panel bulunurken yan tarafında akrilik bir yapı kullanılmış. Dahili olarak gelen 4 fanın öndeki 3'ü RGB iken arkada bulunan egzoz fanında RGB desteği bulunmuyor. Kasayı sökmekte kullanacağım bazı aletler ise gördüğünüz gibi. Eski kasayı sökmeye ekran kartıyla başlayacağız. İlk başta kasanın arkasındaki ekran kartını tutan parçayı sökerek başlıyoruz. Kasadan kasaya bu parça çeşitlilik gösterebilir. Civatalardan sonra sıra güç kablosunda. Kablolar kendi yerinden çıkmaması için tırnaklı bir yapıya sahip olarak üretilirler. Bu yüzden yerinden çekmeden önce bu tırnağı açmanız gerek. Şimdi ise anakartta bulunan geri kalan bağlantıları söküyoruz. Anakartın civatalarını sökerken fark ettim ki daha önceden yanlış civata kullanılmış. Bu da anakartı yerinden sökerken işimizi bir hayli zorlaştırıyor. Bu vidaları kasanın arka tarafından sökmeyi deniyoruz. Anakartı yerine sabitlemek için de hangi civatayı kullanmanız gerektiğini videonun ilerisinden bahsedeceğim. Şimdi ise güç kaynağını sökeceğiz. Güç kaynağını sökmek için de kasada bulunan 4 tane civatayı sökmeniz yeterli. Daha önceden Cooler Master'ın 600 watt çıkışı olan bir güç kaynağı tercih edilmiş. Bu yüzden bunu yenileme gereği duymuyoruz. Son olarak depolama birimlerini yerlerinden sökmeyi unutmayın. İşlemci soğutucusunu sökerken anakartın altına yumuşak bir sünger yerleştirmeyi unutmayın. İşlemci soğutucusunu ise dört tarafındaki pinleri çevirerek çıkartabilirsiniz. Anakartta detaylı bir temizlik yapmak istediğimiz için de RAM'leri söküyoruz. RAM'leri sökmek için ise yan tarafındaki çentikleri açmanız yeterli. Eskimiş olan termal macunu ise yenileyeceğiz. Temizlik işlemi kısmında fırça kullanacaksanız çok dikkat etmelisiniz. Zira anakartın üzerindeki kondansatör gibi bazı parçaları koparmamanız gerek. Benim kullanmış olduğum fırça ise yumuşak kıllara sahip olduğu için böyle bir sorunla karşılaşmayacağım. Aynı şekilde ekran kartını da temizliyoruz. Sizin hava kompresörünüz varsa bu aşamada kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde güç kaynağını da temizliyoruz. RAM'lerimizi eski yerlerine geri takıyoruz. RAM'leri takarken çentiklerin oturmasına dikkat edin. Anakartımızı yerine yerleştirebilmek için kasanın yan panelini söküyoruz.
Kasa içerisinden bir adet RGB kumanda ve çeşitli vidalar çıkıyor. Anakartı yerleştirirken yükseltme braketlerinin yerlerine oturup oturmadığına dikkat edin. Bunu anlamak için ise anakartımızı yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane yükseltme braketi yerlerine oturmuyor. Bunları ise 5 numara lokma anahtarı ile yerlerinden söküp doğru yerlerine takacağım. Braketlerin doğru yerlere oturduğuna emin olduktan sonra bunları sıkıyorum. Anakartı vidalamadan arka braketini yerine takmalısınız. Kutu içerisine gelen cıvatalardan hangisinin anakart için uygun olup olmadığını bilmiyorsanız, yükseltme braketlerini nazikçe bunları sıkmayı deneyin. Eğer yerlerine oturuyorsa bu cıvataları kullanabilirsiniz. Yeterince sıkı olduklarından emin olmanız yeterli. Sırada sıvı soğutmamız var. Sıvı soğutmayı ise öncelikle radyatöre fanlarımızı monte edeceğiz. Hangi cıvatada kullanmanız gerektiğini ise kullanım kitapçığından öğrenebilirsiniz. Fanların yönünü ise burada karar vermelisiniz. Radyatörün içinden havayı mı çekecekler yoksa radyatöre havayı mı itecekler? Bizim kullanacağımız konfigürasyonda fanlar radyatörün içinden havayı çekecekler. Burada fanların cıvataları çok sıkı olmamasına özen gösterin. Zira destekleri bulunmadığı için kırılabilirler. Sırada anakartın arka braketini yerleştirmek var. Anakartınıza hangi braketin uyumlu olup olmadığını kullanım kitapçığından bakabilirsiniz. Kasamızda braketi yerleştirmek için herhangi bir destek bulunmuyor. Bu yüzden anakartı tekrar sökeceğiz. Pompanın da uç kısmına gerekli olan bağlantılarını yapıyoruz. Bizim işlemci soketimiz LGA1151 olduğu için ona uygun parçalarını yerlerine yerleştiriyoruz. Arka braketini yerine yerleştirebilmek için cıvataları sıkıp ayar pinlerini yerlerine takıyoruz. Anakartımızı uygun boyuta getirdikten sonra yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra yükseltme parçalarını takıyoruz. İşlemci soğutucusunun üzerinde termal macun sürülü değil ayrı olarak geliyor. Dolayısıyla bunu bizim sürmemiz gerek. Yeterince sürdükten sonra işlemci soğutucumuzun altındaki koruyucuyu çıkarıp yerine yerleştiriyoruz. Bu aşamada soğutucuyu dengeli sıkmanız önemli.
anakartımızı tekrardan yerine yerleştiriyoruz. Şimdi ise radyatörü yerine yerleştireceğiz. Fakat bu noktada fark ediyoruz ki bu kasanın söylendiği gibi sıvı soğutma desteği bulunmuyor. Gördüğünüz gibi 8 tane civatadan sadece 4 tanesi yerine oturabiliyor. Bu yüzden ön paneline yerleştirmeyi düşünüyoruz. Fakat ön panelinde de yeteri kadar yer olmadığı için kasayı sorunsuz bir şekilde iade edip yenisiyle değiştiriyoruz. İnternete yazılan yanlış bilgiyi de bu sayede düzeltmiş oldular. Bu kasamızda MSI'ın Forge 100M modeli. Ön tarafında 2 adet RGB, arkada ise 1 adet RGB desteği bulunmayan egzoz fanı yer alıyor. Ön portları ise diğer kasayla aynı. Aynı işlemleri bu kasa için de uyguluyoruz. Toz filtresini çıkartıp radyatörümüzü yerine yerleştiriyoruz. Buradan da anlayabiliyoruz ki bu kasa 280 mm radyatörleri de destekleyebiliyor. Kablolama için kasanın arka kapağını söküyoruz. Kablolama işleminden hemen önce ise güç kaynağımızı yerine takıyoruz. Şimdi ise depolama birimlerini monte edeceğiz. 2 adet bulunan kızaklı hard disk yuvasından bir tanesini hard diskimizi monte ediyoruz. Üç adet bulunan SSD yuvalarından bir tanesini ise SanDisk'in 240 GB'lık SSD'sini monte ediyoruz. Depolama birimlerinden sonra ekran kartını monte edeceğiz. Bunun için arkadaki plakasını gevşetiyoruz. Hangi braketleri kırmamız gerektiğini ise ekran kartını yerine yerleştirir gibi yapıp karar veriyoruz. Arka braketlerini kırdıktan sonra ekran kartımızı yerine yerleştiriyoruz.
Daha sonra ise ekran kartı için gerekli olan cıvataları sıkıyoruz. Fan kablolarında görüntüyü bozmaması için kasanın arkasına çekiyoruz. Pompa için gerekli olan güç girişini CPU fan 1'e yapıyoruz. RGB kablosunu ise kutuyla beraber gelen RGB konnektörüne yapacağız. Daha sonra anakart için gerekli olan 24.000 güç bağlantısını yapıyoruz. Şimdi ise kasanın ön panel bağlantısını yerine takıyoruz. Bu bağlantılar anakarttan anakarta değişiklik gösterebilir. Hangisini nereye takmanız gerektiğini anakartın üzerindeki küçük yazılardan anlayabilirsiniz. Şimdi ise depolama birimlerimizin güç girişlerini yapıyoruz. Burada kablolar çok karışık gibi gözükebilir. Fakat her bir kablonun kendi yeri var. Dolayısıyla ters takma ya da yanlış takma gibi bir imkanınız olmadığı için burada endişe etmeyin. Ekran kartımızın güç girişini yaptıktan sonra da CPU'muzun güç girişini yapmayı unutmuyoruz. Daha sonra depolama birimlerini bağlıyoruz. Ana diskimizi SATA 1'e, harici diskimizi ise SATA 2'ye bağlıyoruz. Gerekli kablo düzenlemelerini de yaptıktan sonra kasamız kullanım için hazır. Evet, yeterli araştırma yapılmadan seçilen bazı parçalarda sorun yaşasak da bunlar bizim hatamız olmadığı için kolayca değiştirerek sorunu çözebildik. Sıvı soğutma kalitesinden genel olarak ben memnun kalsam da kasa içerisinde bir adet fan kontrolcüsünün yer almasını isterdim. Çünkü anakartımızda bir adet TSF fan çıkışı var. Bu çıkıştan da işlemci soğutucusuna güç aldık. Dolayısıyla kasa üzerinde bulunan diğer fanlar şu anlık devre dışı. İleride ona ayrı bir kontrolcü satın alıp bu sorunu gidermeyi düşünüyoruz. Onun dışında kasa şu an 20 dereceye kadar daha serin çalışıyor. Dediğim gibi bu sistem bir fiyat performans sistemiydi. O yüzden çok şaşalı parçalar kullanmadık. Umarım sizin de işinize yarayan bir video olmuştur. Aklınızdaki soruları bir nebze olsun giderebilmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.